Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir telefon incelemesine daha hoş geldiniz. Ancak bugün satın alabileceğiniz değil, Türkiye'de ilk kez görebileceğiniz bir telefon var yanımda. Sadece birkaç gün önce tanıtıldı. Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi kısa süre önce hayatımıza girdi ama artık bir konsept olmaktan çıkıp iyi deneyen insanların kullandığı bir cihaz haline geldi. Ancak ben bu duruma hala soğuğum. Çünkü şöyle, elimdeyken farklı bir boyutta, yani okey hadi tamam. Kapattığımda farklı bir boyutta, ki genelde bunun ekran tarafı daha ince oluyor. Yani ne açık halde ne kapalı halde benim için hala günlük hayatta kullanışlı bir hale gelmemişti, ki kapattığımda oluşan kalınlık da ayrı bir davaydı. Yani cepte orada burada rahat durmayacak şekildeydi. Ancak bu gördüğünüz Honor Magic V2 açıkçası benim biraz düşüncemi değiştiriyor. Açık hali gayet okey, tabii ki şurada ekran açıkken kullandığımızda buraya yapacağımız parmak izi haricinde. Kapalı halindeki ekran genişliği diğer rakiplerine göre muazzam bir seviyede ve genel kalınlığı da ortalama bir amiral gemisi boyutunda. O yüzden bu cihaz katlanabilir telefon dünyasında gerçekten yeni bir çığır açabilir. Ayrıca çok çok kısa süre önce tanıtıldı ve detaylı incelemesiyle şu anda ilk kez Web Tekno'da. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Bu çocuğun sesi niye böyle geliyor demeyin. Buna rağmen video çekmeye çalışıyoruz. Kusura bakmayın, şimdiden özür diliyorum. Ben bildiğiniz gibi genelde telefonlara kamera incelemelerinden başlıyorum arkadaşlar. Ama bu tarz telefonların vaadi kameradan ziyade biraz daha inovasyon ve verimlilik oluyor. O yüzden isterseniz ilk olarak bir tasarımıyla başlayalım. Öncelikle bu telefonla birlikte katlanabilir telefonlar ilk defa milimetre çağına geçmiş oldu. Magic V2'nin kalınlığı açıldığında 4.7 milimetre, katlandığında ise 9.9 milimetrelik bir boyuta sahip. Mesela bir iPhone 14 Pro Max'in kalınlığı 7.85 milimetre. Yani bir katlanabilir telefonla bir amiral gemisi arasındaki fark artık 0.2 milimetreye kadar düştü. Ağırlığı ise 231 gram, ki bu bir katlanabilir telefon için gerçekten çok düşük bir ağırlık. Yani yine Pro Max'in örnek vereyim. iPhone 14 Pro Max'in ağırlığı 240 gram. Yani burada gördüğünüz iki katlı telefon artık bir amiral gemisinden daha hafif. Katlama ve açma hissine geldiğimde herhangi bir takılma, herhangi böyle bir pürüz hissetmiyorsunuz. Tabii bu birçok katlanabilir telefonda artık halledilmiş bir sorun. Bunun sebebi de şurada gördüğünüz süper hafif titanyum menteşe sayesinde. Titanyum gerçekten yeni nesil telefonlar için bulunmaz bir nimet haline gelmeye başladı arkadaşlar. Hem daha sağlam hem de daha hafif. Bu yüzden de bu gördüğünüz telefonu üretmek için gerçekten birebir. Ama şurada yine de ben böyle bir Honor şeyi beklerdim. Renk olarak baktığımızda mor, altın, siyah ve siyah PU olarak 4 farklı renk modeli var. Burada bizim elimizdeki siyah, ya ben bu tarz telefonların siyah rengi yakıştırıyorum açıkçası. Hatta bir de bunun kılıfı var. Melih, kılıf versene. Onu da şöyle takayım. Sonucu da şu hale geliyor. Şöyle açtım, koydum. Yetmedi. Şöyle açtım, böyle koydum. O ne güzel oldu. Kendine ufak bir yazı yazacak bir aralık bile yaratmış olabiliyorsun. Genel olarak iz bırakmıyor kendisi. En azından yani çok fazla parmak izi oluşmuyordu. Arka tarafta sadece şu ekranda oluşuyordu. Ama kılıfla birlikte bu olay bayağı bir çözülüyor. Aynı zamanda şu da hoşuma gitti. Lan kapa. Bu da hoşuma gitti. Güzel duruyor yani. Şimdi geçiyorum ekran tarafına, yani benim asıl favorim olan tarafa. Şu şekilde açtığımda elimde 7.92 inçlik dev bir ekran açılıyor. Çerçevesi olabildiğince ince. Gerçekten gördüğüm en ince çerçevelerden birisi, en azından katlanabilir ekranlı telefonlar açısından. Ki ben bu konuda biraz takıntılıyım bildiğiniz gibi. O yüzden %90 üzerinde bir ekran gövde oranının yakalanması gerektiğini düşünüyorum. Burada da 90 küsür 91 civarında bir ekran gövde oranı var. Bunun da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 120 Hz'lik bir yenileme hızıyla birlikte tam 1600 nitlik bir parlaklık sunuyor. Bu da günlük hayat için, yani direkt güneş teması aldığınız bir ortamda ekranı net görmek için gayet yeterli. Şöyle kapağımı kapatıp ön tarafa geçtiğimde beni yine içeridekiyle aynı yenileme hızına sahip olan 120 Hz'lik bir ekran karşılıyor. Aynı zamanda 6.43 inçlikte bir boyutu var. Burada beni gerçekten rahat hissettiren şey sadece böyle dikine olan boyutu değil. En anlamında da diğer katlanabilir telefonlara göre gerçekten çok daha geniş bir ekran sunuyor. Yani diğerlerini ben deneyim için, işte inceleme için aldığımda elime, yani şurada tam olarak kullanamam, birazcık daralırım diye düşünüyordum. Ya ilk defa Honor Magic V2 ile birlikte bunu yaşamayacağımı fark ettim. Bu arada her iki ekranda da 3840 Hz'lik PWM karartma bulunuyor. Ya bunun mantığı da şu: geceleri en çok telefonu kullandığımız anlardan birisi belki. Ben mesela hani yatmadan önce, ne bileyim, sosyal medyada geziyorum ya da bir şeyleri izlemeden falan asla uyuyamam. İşte buradaki 3840 Hz'lik PWM karartma ışığın biraz daha yumuşak ve gözümüzü yormayacak şekilde yansımasını sağlıyor. Bu yüzden de herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz ve ister uyuyun ya da ister uyumadan önce böyle geziniyordun sosyal medyada, hiçbir şekilde gözünüzü yormuyor. Ki bu bahsettiğim 3840 Hz rakiplerine göre çok çok önde bir sayı. Aynı zamanda buna şaşırabilirsiniz, ön tarafta tam 2500 nitlik bir parlaklık sunuyor bize. Bu tarafın çözünürlüğü ise 2376'ya 1060 piksel. Aynı zamanda iki ekranda 1 milyardan fazla renk destekliyor ve P3 geniş renk gamına sahip. Şimdi geçiyorum sağlamlık tarafına. Böyle deyince bir
sağlamlık testi hissi geldi mi? Ah be, yokmuş bir cevizi şurada kıraydım ya. Yapalım mı gençler, ne diyorsunuz? Bir yorumlara da yazsanıza. Ama ben tabii ekran sağlamından bahsedeceğim. Burada ekran ikinci nesil nanokristal camla kaplanmış durumda. Yani bu da diğer ortalama ekranların sağlamlığına göre 10 kat artı bir dayanıklılık veriyor size. Ve geçiyorum kamera tarafına, işlemciye sonra geleceğim. Orada bayağı bir canavar yatıyor. Arka tarafta 3 kameralı bir set yer alıyor. Ana kamera 50 megapiksellik çözünürlüğe ve f1.9 diyafram açıklığına sahip. Bununla oldukça güzel görüntüler yakalayabiliyorsunuz ve Honor'un yapay zekasının da size verdiği yardımı hissedebiliyorsunuz gerçekten. Video tarafında ise 4K 60 FPS kalitesini yakalayabiliyorsunuz. Ultra geniş açıya geldiğinde ise beni gerçekten mutlu eden bir çözünürlükle karşılaştım. Tam 50 megapiksel. Normalde bildiğiniz gibi işte bir telefon gelir, 200 megapiksel ana kamerası vardır. 108 megapiksel vardır, 60 megapikseldir ama geniş açıya geldiğinde 8'e falan düşer. En fazla 12-16 bunları görürüz. Ama burada 50 megapiksellik ana kameranın yanında yine 50 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası sunulmuş. Ben günlük hayatta bunu çok kullandığım için gerçekten hoşuma gitti. Üçüncü kamera ise yine çözünürlüğü rakiplerinin çok üstünde olan telefoto kamera. Tam 20 megapiksellik çözünürlükte ve diyafram açıklığı ise f2.4. Yani bu tarz telefonların vaadi az önce de söylediğim gibi direkt kamera olmuyor arkadaşlar. O yüzden bar şeklinde dediğimiz amiral gemileriyle karşılaştırmak doğru olmaz ama hani yine de onlarla yarışabilecek durumda olduğunu söyleyeyim. Asıl sınıfı katlanabilir telefonlar dersek de bence onların önünde bir yapıya sahip. Son olarak 40x'lik bir dijital zoom yapabildiğini de belirteyim ve geçiyorum ön kameraya. Aslında çift ön kamera var arkadaşlar anlayacağınız üzere. Açıktayken burada bir kamera var ve kapalıyken de burada. Ama bunların hepsi birebir aynı özelliklere sahip, o yüzden tek kamera olarak anlatacağım. Burada 16 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Yani burada kamerayı tam nasıl yorumlayabilirim diye düşünüyordum. Çünkü bildiğiniz gibi Android telefonları işte sosyal medyada fotoğrafları bozuyor falan diye bir düşünce var. Ama şöyle düşünebiliriz. Android işletim sistemine sahip bir amiral gemisi telefon düşünelim. O ön kamerada nasıl bir verim veriyorsa Honor Magic B2 de en az bu kadar verimli. Aynı zamanda yine ön kamerada da 4K videoyu destekliyor olması ayrı bir artı. Bu arada farkındaysanız biraz Android konusunu bastırdım. Bunun sebebi de Honor'un işte eskiden olduğu gibi yine Huawei'nin alt markası olduğu düşünülüyor. Bu yüzden işte Android işletim sistemine sahip değil, Google Play uygulamalarını kullanamıyor diye bir düşünce var. Gerçi Huawei de bu sorunu çözdü ama 2020'den beri Honor artık başka bir marka olarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden Android işletim sistemidir, ne bileyim Google Play uygulamalarıdır, bunların tamamı var yani. Klasik bir Android telefonundan farkı yok. Mesela bu telefonda Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 var. Yani başka bir Honor telefon alsanız yine aynı şeyle karşılaşacaksınız. Şimdi geliyorum işlemci tarafına. Burada Snapdragon 8 Gen 2 görüyoruz arkadaşlar. Yani şu an bir telefonda görebileceğiniz en iyi işlemcilerden birisi bu. Depolama tarafına geldiğimde de baz modelde 256 GB yer alıyor ki bunun hala son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında eğer isterseniz 1 TB'a kadar artırılmış versiyonları da bulunuyor. Aynı zamanda 16 GB'lık da bir RAM bulunuyor içinde. Yani bu telefonu alırsınız arkadaşlar. Bayağı çatır çatır kullanırsınız. Kolay kolay ısınmaz, donmaz, kasma falan yapmaz. Ha, ısınır mı diye sorarsanız da her zaman söylüyorum ısınmayacak herhangi bir cihaz yok arkadaşlar. Yeterince görürseniz, yeterince baskılarsanız her türlü cihaz ısınır. Ama burada gerçekten bir amiral gemisi performansı vereceğine ben eminim. O yüzden yani bizim kullandığımız süreç boyunca da herhangi bir ısınma hissi yaşamadım ben. Şimdi bütün genel özellikleri anlatmışken isterseniz Honor Magic V2 ile bir oyun testi yapalım. Ondan sonra burada tekrar buluşalım ve devam edelim. Öncesinde bir süre tutacağız. Bununla birlikte hem şarjı hem de telefonun sıcaklığına bakacağız. Süremiz sona erdiğinde tekrar sıcaklığı ve şarjı ölçeceğiz. Bakalım ne kadar kayıp yaşamışız, nasıl bir performans almışız. Ondan sonra hemen burada buluşalım. Evet, oyun testimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Genel olarak yorumlarınızı bekliyorum Magic V2'nin oyun testiyle ilgili. Farkındaysanız hem ekran içindeki parlaklıktan, ondan bundan hem de genel olarak cihazın sahip olduğu teknik özelliklerden bahsettim. Bunların hepsini topladığımızda da tabii ki iyi bir pil performansı bekliyoruz. Honor Magic V2'de de 5000 mAh'lik silikon karbon yapıda çift pil yer alıyor. Bu pil hem daha ince hem de daha uzun ömürlü bir yapıda. Yani bir günü çok rahat çıkarabileceğini söyleyebilirim size. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz, yani 5-6 bin liralık bir cihaz alıyorum ben. Onda da 5000 mAh batarya var. 5200 var hatta falan. O daha mı iyi gibi bir soru çıkabiliyor. Yani buradaki tek konu bataryanın boyutu değil arkadaşlar. Burada cihazın kendi içinde yaptığı optimizasyonların, kullandığınız uygulamaların ne kadar optimize olduğu da çok fazla etki ediyor. Burada Honor'un özellikle 2020'den sonra ben bu optimizasyon konusunda çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum. O yüzden gayet yeterli batarya var elimizde. Aynı zamanda kutu içinden bir adaptör ve şarj kablosu da çıkıyor. Bunlarla birlikte de 66 wattlık bir hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Yani zor boşalan pili hızlı bir şekilde doldurabildiğinizi söyleyebilirim. Ya bunun yanında gerçekten hani sponsor
sponsorlu videolarda bile cihazların eksilerini söylememize rağmen, sponsorlu olmamasına rağmen gerçekten söyleyecek çok az eksi bulabildim bu telefonla ilgili. Yani burada gerçekten iyi bir cihaz yapıldığını söylemek lazım. Bu konuda da Honor Magic V2 benim için bir ilk olmuş oldu arkadaşlar. Ben 2 sene önce bir katlanabilir telefonla ilgili video çekmiştim. Ve bu videoda katlanabilir ekranların çok fazla kullanışlı olmadığından bahsetmiştim. Günlük hayatta çok fazla yeri olmadığını düşünüyordum. Ama benim ilk defa düşüncemi değiştiren telefon Honor Magic V2 oldu. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Lütfen bunları yorumlarda belirtin. Genel olarak hem bu incelik, hem bu dış ekranın geniş hali ve genel olarak işlemcisinden tutun da RAM'inden boyutuna kadar gerçekten pek çok avantajı var. Şimdi diyeceksiniz ki fiyatı ne kadar? Fiyat yok. Yani cihaz Türkiye'de muhtemelen satışa hiçbir zaman çıkmayacak arkadaşlar. Henüz kesin olmamakla birlikte. Ama Avrupa pazarında şu anda bu cihaz için 1130 euroluk yaklaşık bir değer biçiliyor. Peki sizce bu parayı eder mi ya da ne kadar olmalı? Bununla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Bunun dışında videomuz sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.